tamam bebe, yeter artık Allah'ın aşkına ya. En nihayetinde çocuk bunlar bebe, çocuk, çocuk. İki sakız öyle iki çikolata verdiğin zaman yelkenleri suya iner. Sen niye takıldın oğlum buna bu kadar? Abi, kalemle dövmelerini çizmişler. Bu başka bir şey. Bir yerde hata yapıyoruz. Vur kaç. Kaç vur. Bel altı, bel üstü. Yeter ki vur. Oğlum ne yapacaksın? Vurmazsan, kaçmazsan, kırmazsan, dökmezsen, bel altı, bel üstü. Çukuru nasıl alacaksın bebe? Ha? Aldığında geriye çukur kalmazsa meskenden mi ibaret çukur? Hani aile? Fark etmez. Bak ben sana diyorum, çukurun adamı çukurun adamıdır. Oğlum bak bu çocuklar da senin gibi, benim gibi çukurda doğdular. Anladın mı? Emin eder. Sen çukurdan çıkarsın ama çukur senden çıkmaz. Ne oldu lan, nereye? Ulan geleceğim de nereye lan? Sen bu evin yolunu bilir miydin ya? Gel hadi gel. Eşek. Gel gel. Şişt. Ben o kadar yaşlı mıyım oğlum? Kocuğum benim ben. Hadi geç. Sağlık. Afiyet şekerim. İyi oğlum hadi tamam. Sultan ananız, İdris babanız. E tamam onu anladık da buraya kadar geliyorsunuz. İnsan bir emmisini ziyaret etmez mi ya? Vallahi çoğu konuşma emmi. En büyüğümüz. Yok kendini hazır hissedecek de inşallah teşrif edecek de. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne o bakışmalar? Bir dakika. Geldi oğlum. Geldi abin. Hem de ne gelmek? Anasının dilini bile çözdü. Ne? Ya tamam be bebe. Sen buraya bunu konuşmaya mı geldin oğlum ya? Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya böyle bir haber söylenmez mi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Gidiyorum ben. Dur dur yamaç dur oğlum nereye? Ya annemi görmeye. Yok aksına gittiler onlar. Sena söylemedi mi sana? Ay söylemedi. Niye benden saklanıyor ya her şey? Ha? Bir şey, her şey saklanıyor benden. Nedense? Ya bebe, bir şey soracağım. Sen aile mevzularını şimdi konuşmaya mı geldin buraya ya? Ha? Tamam, tamam. Emmi. Akıl almaya geldik. Kimden? Benden mi? E tabii, başka kimden olacak? Hep oğlum. Ben zavallı, gariban bir adamım. Akıl vermek ne demek? Sen de böyle diyorsan emmi, biz ölelim o zaman. Yok. Oğlum ben bir zamanını biliyorum değil mi bir şey söylemenin ha? Bilmiyorsun demek ki. Bu iyi bir haber değil mi? Niye benim rahatlamama izin vermiyorsun? Oğlum rahatlıkla rahatsızlıkla ne ilgisi var bunun? Ben bunu söyleyecektim. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. Hoş geldin. Ya işte her şeyi geçtim.
Hani yaşadığımız onca sıkıntı, zorluk olur hayat. Ama işte o çocukların yüzündeki kızgınlık o bana koydu. Zaten öyle çok tutunacağımız bir şey yok. Sen anlarsın bizi. Ya işte yaptığın şeylerin de boşa çıktığını görünce... Sen de bir bilen sorayım istedin. Evet. Şimdi seninle açık konuşacağım yeğenim. Ben bu sularda yüzmeyi hiç bilmiyorum. Yani bizim talimimizde böyle şeyler olmadı hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Biz çukuru hiç kaybetmemiştik. Yani... Yani kıyısından köşesinden dönmüşlüğümüz oldu, kabul. Ama biz çukuru hiçbir zaman kaybetmemiştik. Öyle değil miydiniz? Hı? Peki siz nerede kalıyorsunuz şimdi? Sarnıç'ta baba. Orada eşya falan var mı ki lan? Ya işte yatak, soba falan. Onlar yani. E oğlum gelip burada kalsanıza. Var yatacak yer falan bir sürü. Ya yok emmi bu... Bunlar hep bizim peşimizde ya şimdi. Zaten havadan sudan nem kapıyorlar. Buraya gelsek buraya da dadanacaklar. Hiç gerek yok yani o riski almaya. Sen karının yanına gitsene oğlum. Ne işin var burada? Aynı durum baba. Size bir şey olmasın, ona da bir şey olmasın. Aynı durum. Aynı durum. Tamam bir şey olmasın tabii ki. Bir şey olmasın da... İşte tam o yüzden. Bırakın lan bu işleri. Çukuru geri alacaklarmış. Kim istedi lan sizden çukuru geri alın diye? Baba niye öyle diyorsun ki? Benim bütün işim gücüm bu. Bu işleri halledeyim. Sen de aslan gibi dön mahallene işte. Bana mı sordun lan? Bana mı sordun? Hı? Benim arkamdan benim adıma iş mi çeviriyorsunuz lan? Ne oluyor baba? Siz benim soruma cevap verin. Kim istedi sizden çukuru geri alın diye ha? Ben senin için yapmıyorum. Orada bir anlaşalım. Ben insanlar için yapıyorum. Orada hala yaşayan insanlar için. Onlar mı istedi senden yardım? Hı? Yamaç Bey'imiz gel elimizden tut bizi kurtar diye. İdris gitme çocukların üstüne bu kadar. Hele sen hiç başlama Mücahit. Tamam mı? Hiç. Allah Allah. Niyeymiş? Benim konuşmaya hakkım yok mu? Var var. Ne yapıyordun öyle? Birilerini kurtarıyordun geçen gün. Bir kağıtçının kızı mıydı? Neydi adı? Ne var yani canım bunda? Kötü bir şey mi yaptık? Yok yapmadın da. Niye yapıyorsun? Bir cevap ver bana. Niye yardım ediyorsun Mücahit? Niye? Emri'nin gölgesi kalmamış. Paşanın ismi yok. İdris'in esamesi okunmuyor. Hı? Kendin bırakmıyorsun. Oğlanı da zehirliyorsun onun üstüne. Eskiden kocaman bir aile vardı. Baba, anne, amca, teyze falan değil. 10.000 kişilik bir ailemiz vardı. 10.000 kişi. Şimdi yok. Taş bir kere devrildi mi, yosun tutmaya başlar. Kaçışı yok. Sel başladıysa bir kere, önüne çıktıysa siler süpürür. Kaçamazsın. Doğanın kanunu bu. Böyle.
kaderde ne varsa olur.